Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Son yıllarda incelenen, gök cisimleri arasında pek çok garip yapı var, ancak hiçbiri Bennu asteroidi kadar ilgi çekici değil. Bu asteroid incelendikçe, daha da garip hale geliyor. Şimdi de göktaşının içinin, boş olduğu ortaya çıktı. Asteroid yüzeyine geçtiğimiz günlerde, iniş yapan NASA aracı Osiris Rex görece düz yüzeyiyle ideal iniş noktası olan, Bennu'ya konmuştu. Araçtan gelen görüntülerde, asteroidin yapısı hakkında bilgiler sundu. NASA, asteroid üzerindeki en düz noktalardan birini bulup, o noktaya kondu ve örnek aldıktan sonra hemen havalandı. Toplanan örneklerin beklenenden çok daha yumuşak olması, araştırmacıları şaşırtsa da, esas sürpriz daha sonra geldi. Aracın üzerinde bulunduğu yüzey çökmeye başladı, uzay aracı taş ve toz örneklerini havalandırmak için, nitrojen püskürttü ve daha sonra havalanan parçaları çekti. Gezegenin yumuşak yüzeyine hazır olmayan araştırmacılar, bu nedenle planlanan seviyeden fazla parça topladı. Bu da aracın örnek malzeme haznesinin, zarar görmesine neden olmuştu. Bu yaşananlar Bennu ile ilgili, sürprizlerin sonu olmadı. Yakın zamanda, Colorado Üniversitesi'nden araştırmacılar, uzay aracı tarafından toplanan araştırma örnekleri üzerinde, yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, asteroidin içi boş. Araştırmada, asteroidin sanki merkezinde boşluk var, bu boşluğa birkaç futbol sahası sığdırabilirsiniz diyen, Hava Uzay Mühendislik Bilimi Bölümü Profesörü Daniel Shears, göktaşının kendi sonuna gidebileceğini belirtti. Yapılan çalışmalarda Osiris Rex'in Bennu'nun etrafında geçirdiği sürede, elde ettiği kütle çekim verileri kullanıldı. Aynı zamanda Bennu'nun kendi ekseni etrafındaki dönüşünde, misket boyutlarında kaya parçalarını, uzaya saçtığı da ifade edildi. Parçaların hareketlerini takip eden görev yöneticileri, asteroidin merkezi çekim gücünü hesapladı. Bennu'nun en zayıf olduğu noktası ekvator bölgesi. Her 4 saatte bir kendi ekseni etrafında, bir tur dönen gök cismi gittikçe hızlanıyor. Shears bu nedenle, gök cisminin ileride bu dönüş nedeniyle, kendini parçalayabileceğini ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bilim insanları, asteroidin yaşamın kimyasal yapı taşlarını içerdiğini ve, bir zamanlar çok daha büyük su kaplı, bir asteroidin parçası olduğunu saptamıştı. Söz konusu araştırma göktaşındaki çekirdeğin, yüzeyden daha zayıf olduğunu ortaya çıkarmıştı. Aynı araştırma Bennu'nun bileşiminin, nispeten kısa bir süre içinde yok olmasına, yol açabileceğini de belirlemişti. Gezegenimize doğru, saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen, Bennu isimli asteroid Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni, harekete geçirmişti. Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan, Bennu'yu riskli kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi. Amerika basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı, Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer isimli uzay aracının, asteroid çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor. NASA'nın ikinci planı ise, nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına, nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, dünyadan çok uzak bir mesafedeyken, vurularak parçalanacak. Projede görev yapan fizikçi Kirsten Hawley, Amerika basınına yaptığı açıklamada, Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın, şu an için düşük olduğunu belirtti, ama NASA'nın buna rağmen, şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.